Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Cumalar diyerek haftanın beşinci günü mis gibi de her şey çok güzel ama bugün aramızdan biri ayrılacak. Hemen şu kartlarımı alıyorum. Hancım teşekkür ederim. Efendim, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde alınması gereken tüm önlemlere harfiyen uymaktayız. Düzenli olarak tüm yarışmacılara ve ekibe test yapılmakta. Stüdyolarımız günlük olarak dezenfekte edilmekte. Düzenli olarak ateş ölçümü yapılmakta olup maske ve mesafe kurallarına bizzat uyulmaktadır. Unutmayalım ki koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Efendim, bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra nasılız, heyecan var mı bugün çok, için? Evet. Çok. Çok heyecanlı. Çok heyecanlıyız. Eleme var mı? Bu kadarcık mı? Çok heyecanlıyım. Çok atıyor. Biri gidiyor, alo 10 gram. Gidiyor biri bugün. Evet, ne diyorsun? İnşallah biz değiliz. İnşallah biz değiliz. Ben bilmem. Bomba gibiyiz. Onlar düşünsün. Kim? Arkadaşlar. Kim düşünsün? Herkes düşünsün. Gidecek olan düşünsün. Bugün yine şahane bir tatlı yapacaksınız. Evet. O zaman açalım bakalım. Armut, portakal, meyveli bir şeyler. Süt tatlı çünkü süt var. Biraz kıvam alsın diye nişasta ya da un var. Evet. Şöyle. Muhallebi tarzı bir şey diye düşünüyorum. Ebru bugün yine cuma uykusunda maşallah. Ne diyorsun? Yani sütlü bir tatlı, meyveli, bilmiyorum ne olacak. Sana şey koltuk falan getireyim mi orada? Yatak matak falan. Yatarsın orada. 10 gramım. Meyveli kurabiye gibi bir şey mi acaba? Bilemedim. Ay kurabiye de ne güzel olur, çıtır çıtır ama. Muhallebi var, hani sütlaç değil de ona yakın bir şeyler. O zaman bugün yapacağımız tatlıyı ilk önce malzemelerini vermeden, oh kağıt, ooo bugün çalışkanız, hemen kağıtlar kalemler çıktı. O zaman çıtır armut pastası. Güzel pasta ya, fena değil. 5 adet milföy. 1 yemek kaşığı un, 3 adet armut, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tereyağı, muhallebisi içinde 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı. Güzel. Güzel mi? Şey muhtemelen. Güzel. Lezzetli bir şey o. Aynen. Tiyolaşmaya geçelim mi? Geçelim. Hadi o zaman. 90 saniyeniz başlasın bakalım. Tamam. Çıtır dediğine göre bunlar yine fırında pişecek şeyle. Milföy çıtır anne milföy hamurundan da ben çıtır çıtır olur. Bence içine dolduracak olabiliriz bunu. Bence yumuşak yap. Rulo gibi saracağız bak. Bence milföy. Milföyün içine... muhallebi. Muhallebi aynen. Muhallebi yapacağım muhtemelen. Yine de böyle akışkan bir kıvam yapacağım. Senin tamam akışkan yapacağını zaten biliyorum. Yağını en son atacağım zaten. Sen zaten akışkan yapıyorsun. Sakın dibini tutturma kızım. Bunun da bak tabak olmaması için ilk önce onunla tereyağını kavurman mı gerekiyor? Yok. Hepsini bir yapacağım. Kavurma. İnşallah buluruz bu sefer. Şanslık olmuş bir şey. Bulamazsak da ne yapak canımız sağ olsun. Zaten önce şeyini yap, muhallebini yaparsın, muhallebi hemen kıvama gelir. Muhallebini yapayım ama muhallebini yaparsam bir şey olacak. Ha?
Ama birazcık yine de kalın olması, azıcık soğuması gerekiyor. Hiç dibini yapıştırma, çok dikkat et. 5, 4, 3, 2, 1. O zaman kayınvalidelerimizi... Hadi başarılar. Güveniyorum sana. Bu arada bu ne oldu? Önünü sil. Filiz, o tırnaklarına bakabilir miyim? Ben bağımaz kalın. Buyurun. Konseri var bu akşam, bir de benimkilere bak. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta.